Bundan 59 yıl önce Kıbrıs Türklerinin varlık mücadelesinin sembol direnişi olarak tarihe geçen Şanlı Erenköy direnişi ve Erenköy şehitleri anılıyor. Yayın konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Profesör Doktor Soyat Tamçelik ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş mücadelesinde önemli bir yeri olan Erenköy direnişinin yıl dönümünü, Erenköy'ün önemini, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı, Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i konuşacağız. Öncelikle sorularım şöyle. Erenköy direnişi nasıl başladı? Bölgede direnişin fitilini ateşleyen hadiseler nelerdir? Her şeyden önce Erengöy direnişi ile alakalı olarak beni davet etmenizden dolayı teşekkür ediyorum. Malum bugün itibariyle 8 Ağustos Kıbrıs Türklerin milli mücadele tarihinde önemli bir gün. Hem direniş bayramı olarak kutlanıyor, hem Erengöy şehitlerinin bölgede şehit düşen sivil unsurların anma töreni olarak kutlanılan, özür diliyorum, anılan bir gündür. Bu sistem içerisinde Erenköy direnişi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş safahatını, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın mücadele ruhunu, bir ölçüde Çanakkale askeri birliklerin mantığı ve ruhuyla birlikte Kıbrıs Türk öğrencilerin verdiği mücadeleyi nişanesi olarak kabul edilen bir gündür. O yüzden baştan anmakta fayda var. Bu gün itibariyle şehit düşen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Yaşayan gazilerimize Allah sağlık ve uzun ömürler vermesini de niyaz ediyorum. Bu dönem zarfında Mansura dediğimiz bölgede Erenköy aslında adanın bir ölçüde batı coğrafyasında bulunan bir yer. Küçük bir balıkçı kasabası. An itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde olan bir yer değil. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin müstakil bir küçük gettosu gibi oluşabilecek adanın batısında bir balıkçı kasabası. Tarihteki bölge adı Dilirli olarak geçiyor. Sadece Erenköy olarak düşündüğümüz Erenköy'le unutmayın olan dört tane daha Türk köyü bulunmakta. Hemen bunlar güneyinde Mansura bölgesi, Selçuklu köyü, Bozdağ mevkisi ve Alev Kayası denen Türk köyleri bulunmakta. Mücadele aslında 24 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Rumların EYK dedikleri yeraltı teşkilatı ki biz bunun için terör örgütü diyoruz. Kıbrıs Rumların EYK militanları, adada bulunan Yunan silahlı kuvvetlerinin unsurları ve Rum Milli Muhafız Ordusu dediğimiz üç sistem içerisinde oluşan bir askeri birlik. Takriben nüfusları da 10 bin kişilik. Tank taburları olan, uçak savar mermisi bulunan teçhizatı olan, denizden 3 hücum botu bulunan ve aynı zamanda da ağır silahlı kuvvetleri bulunan bir birim. Mansura bölgesine 24 Aralık gecesinden itibaren adanın dört bir tarafında başlayan ve Lefkoşa'da kanlı Noel hadiselerle vuku bulan o meşhur banyo katliamıyla, kumsal katliamıyla da dillendirilen harekat adanın bütün satına yayılır ve Rumlar EOKA milis kuvvetleriyle birlikte Türk köylerine saldırır. Bunlardan Erenköy'de nasibini almıştır. Erenköy bölgesi mahdut sayıda Türk Mukavemet Teşkilatı'nın mensupları bulunmakta. Aslında bir küçük kovan bölgesidir. TMT teşkilatlanma yapısı içerisinde bulunmaktadır. Fakat Erenköy sancağına bağlı bir birim tevarüz etmiştir. 74, düzeltiyorum, 63 Aralık ayının 24'ünden itibaren bu askeri Rum unsurları bu köyleri kuşatmaya altına alacaklar. Neden bu kadar Erenköy önemli? Ve mücadele neden buradan başladı sorusu önemli bir soru. Çünkü burası denize, Akdeniz'e ait müstakil Türk köylerinden istisna bölgelerinden biri. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Anamur'dan, Antalya'dan ya da Mersin'den adaya Türk Mukavemet Teşkilatı'na destek vermek için silah sevkiyatı gerekmekte. Bu silah sevkiyatı 1958 yılından beri belirli aralıklarla devam eden, hatta bölgenin köylülerinden olan Celal ve Behti Mahmutoğlu kardeşlerin küçük bir balıkçı kayığıyla Anamur'a gidip silah almak istediklerini söylerler. Türk yetkililer tarafından böyle bir durum hasıl olmasından itibaren ilk önce tutuklanırlar.
niye böyle bir şey yaptıklarına dolayı. Sonra olayı öğrenirler ve silah sevkiyatı Anamur'dan ilk sefer başlar. Belli bir dönem gider ve hatta 1958 yılının sanırım Kasım ayıydı. Kasım'ın 10'unda Asaf Elmas ile Hikmet Rezvan adındaki Türk Mukavemet Teşkilatı'nın iki mensubu. Aynı zamanda da Erenköy mücahitlerinde ve temeticiler. Bunlar Kasım ayında yine Anamur'a seyahate çıkarlar, silah alıp gelmeye çalışırlar. Deniz kabarır ve iki şehidimiz maalesef Akdeniz'in sularında kaybolur. Bu bizim için önemli bir husustur. Çünkü Türk Mukavemet Teşkilatı'nın ya da mücadele tarihinde denizle, denizcilikle ya da denize şehit düşen ilk mücahitler olması açısından önemlidir. Bugün itibariyle de mezarları Akdeniz sularıdır. O yüzden bu bölge, Erenköy bölgesi, adadan bu bölgeye gelen silahların bütün adaya TMT mukavemetçilerine dağıtılarak çanak dediğimiz silahların toprağa gömülmesi, eğitim alması için çıkış noktası. İşte Rumlar ve EOKA terör örgütü bu çıkış noktasını ele geçirmek, adaya silah sevkiyatını önlemek, TMT'yi yetkisiz ve etkisiz kılmak ve Türkiye ile olan bağlantıyı kesmek için 10 bin kişilik takriben bir askeri nüve ile bu bölgeye saldırdı. Bu nöbe 1963'ün Aralık ayından itibaren askeri birlikler toplanır ve Grivas 1964 yılının Nisan ayından itibaren bölgede konuşlanmaya başlar. 1964'ün Ocak ayında Larnaca'da, Mart ayında Balf bölgesinde adanın bütün bölgelerinde saldırıya geçtiklerinde bu bahsedilen Erenköy'e de saldırıyı tasarlamışlar ama bunu yapabilmek için Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Bakanlar Kurulu'ndan ve Makaryos'tan bir ölçüde icazet almak gerekiyor. Grivas hükümete başvurur ama dikkatinizi çekerim bu hükümet aslında Türklerle Rumların müştereken kurdukları bir hükümettir. Müştereken kurdukları bir devlettir ama 21 Aralık gecesi Türkler bu cumhuriyetten atılmışlardır. Hiçbir yetkili organlarda değillerdir. Aksine Aralık ayından itibaren 103 köye mahpus olmuş 100 bin kişilik nüfusun 25 bini yerlerinden, yurtlarından elde kaçırmak durumunda kalmış, mallarını elden çıkarmak durumunda kalmış, çok farklı zaruret içerisinde yaşadığı bir dönemdir. Bu dönem Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türklerin atıldığı ve Kıbrıs Türklerin bir ölçüde milli mücadelesinin başladığı dönem olarak ifade edilir. Ve bu milli mücadelenin ilk büyük büyük çatışması bahsedeceğimiz az sonra Erenköy direnişi ile vuku bulur. Nisan ayında Grivas hükümetten karar alır ama Makarios bu esnada Yunan cuntasından da izin alması gerektiğini söyler. Anlaşılan o ki Grivas bu izni almaz ve Nisan ayında küçük küçük saldırılarla Erenköy'e tecavüzlere başlar. Bu esnada Türkiye'de okuyan Kıbrıs Türk öğrenciler ki bunlar ağırlıklı olarak tıp öğrencileridir, Mektebi Mülkiye'dendir, öğretmenlik okullarındandır. O zamanki adıyla Talim Terbiye'dir, İstanbul Cerrahpaşa'dır, Ankara Siyasal'dır ve İstanbul Siyasal'dır. Hukuk fakülteleri gibi. Muazzam bir öğrenci kitlesi hükümete, Türk hükümetine baskı yapar ve biz adaya gitmek, Erenköy'e çıkmak ve orada vatan topraklarını korumak amacıyla baskı yapmaya başlar. Aynı duygu İngiltere'de okuyan Kıbrıs Türkler için de geçerlidir. Onlar da muhasebe, siyasal bilgiler, tıp ve yüksek mevkilere gelebilecek, istikbal vaat edebilecek gençler birleşirler ve Ankara'ya gelirler. Dönemin İnönü hükümetine baskı yaparlar. İlk önce reddedilir bu iş. Çünkü hiçbirinin silah eğitimi yoktur, hiçbirinin yakın muharebe yeteneği yoktur ve bilgisi de yok. Fakat bu baskıya dayanamayan hükümet daha sonra Antalya'da, Ankara'da ve Anamur'da bu bahsedilen Türk öğrencilerine kısa süreli 1 ve 2 haftalık eğitim vererek bunları Anamur'dan Erenköy'e gizli yoldan çıkarırlar. TMT'nin öneminden bahsettik Türk Mukavemet Teşkilatı'nın. Kuruluşundan alacak olursak Kuzey Kıbrıs Türk halkının bölgede ebedi varlığı için mücadele eden Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşundan ve öneminden bahsedebilir miyiz? Tabii ki aslında Türk Mukavemet Teşkilatı bilinen yasal ve hukuki süreçte 1 Ağustos 1958 tarihinde kurulduğu kabul edilir. Anayasamızda ve ilgili devlet mevzuatında bu şekilde ifade edilmiştir. Ama esasında bu tarih
adada kurulan ve Kıbrıs Türkler tarafından teşekkür edilen yeraltı teşkilatının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muvazzaf askeri birliğine teslim edildiği, kontrol altına alındığı tarihtir 1 Ağustos. Bu esnada Rıza Vuruşkan ilk bayraktar olarak adaya gelir ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün üyelerini nasıl teşkilatlanması gerektiğini ve Rumlarla mücadele edecek savunma teşkilatı nasıl kurulması gerektiği tarihtir. Ama Rauf Reif Denktaş bir diğer kurucusu olmasından mütevellit kendisiyle yaptığı mülakatta aslında onun 26 Kasım 1957 tarihinde 3 kişiyle birlikte Lefkoşa'da bir köy evinde kurulduğunu söyler. Bizatihi kendi ağzından. Biri Kemal Tanrı Sevdi'dir. Türkiye'nin Lefkoşa'daki idari ateşçisidir. Diğeri Doktor Burhan Nalbantoğlu'dur. O da Kıbrıslı bir Türk olup vatanperver ve aynı zamanda Atatürkçü bir kişidir. Kendisi tıp doktorudur. Rauf Reif Denktaş aynı zamanda Türk Cemaat Meclisi lideridir ve hukukçudur. Bu üç kişinin kurmuş olduğu bu teşkilat 1957 26 Kasım gecesi yayınladığı bildiriyle adanın Enosis'e teslim edilmeyeceğini, Rumların saldırması halinde nefsi müdafaa hakkını kullanacağını ve bununla birlikte müdahale edeceğini belirterek silahlı kuvvetlerin bir ölçüde sivil hareketine dönüştürün. Fakat silah kuvveti eğitim son derece yetersiz olmasından mütevellit Türkiye'den yardım isterler ve Türkiye'de bu esnada Demokrat Parti hükümeti bulunmakta. Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu bu teşkilatın kurulması ve desteklenmesi kabul edilir. Nisan ayında itibaren bununla ilgili hazırlıklar başlar ve 1 Ağustos 1958 tarihinden itibaren de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emri altına girer. Bu andan itibaren Mukavemet Teşkilatı adanın dört bir tarafında teşkilatlanır, nüvelerini eğitir, silah depolarını tanzim eder. Olası bir Rum saldırısı ev kamilesine karşı da kendini telkuz altına tutan, nefsi müdafaa hakkını kullanan bir teşkilattır. Adı üzerinde Türk Mukavemet Teşkilatı, yani direniş teşkilatıdır. EOKA gibi saldırı teşkilatı ya da Yunanistan'a bağlamak gibi bir gayesi yoktur. Kıbrıs Türkleri korumak ve kollamak, ana vatan Türkiye ile olan bağlarını yüceltmek ve Taksim tezine destek vermek amacıyla kurulmuş ve 1976 tarihinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na dönüşerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasına yardımcı olarak, çünkü orada bulunan bütün katılar daha sonra devleti kurmuşlardır, bir ölçüde devleti kuran bir teşkilata dönüştüğü söylenebilir ve tarihi misyonunu bitirip Nizami Kuvvet'e dönüşüp Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adı altında bugün hayatiyetini sürdüren bir durumdur. Hocam, üçüncü soruya gelecek olursak, EOKA'cı Rum teröristlerin bölgedeki faaliyeti ve amaçları nelerdir? Özellikle Erenköy bölgesinde adanın bir kere su akiferisi dediğimiz su sistematiği en fazla olan yerdir. Biliyorsunuz adalar su sıkıntısı çekerler ve su sıkıntısından mütevellit o bölgede su akiferisi olmasından dolayı eğer suyu ele geçirirlerse Kıbrıs'ı Türk köylülerin çiftçilik tarım yapması engellenecektir. Bu tarım. İki, ekonomik açıdan Kıbrıs'ı Türklerin ekonomisini daraltmak açısından burada taarruza geçerek bu bölgeleri almak gibi bir gayeleri vardır. Ama hepsinden öte önemlisi Türkiye'den adaya yapılacak silah, mühimmat sevkiyatının önünü kesmek gibi daha yüksek bir askeri politik stratejik hedefleri vardır. Bu saldırıyı başlatarak adadaki silah sevkiyatını engellerlerse diğer bölgelerdeki mühimmatın silahın kullanılmasını engelleyecekler ve direniş, Türk direnişi o kırılacak ve beraberinde Türk köyleri düşecek, birçok insan katledilecek ve Kıbrıs Cumhuriyeti sıfatını kaybedip Türkiye Yunanistan'a bağlanması gündeme gelecektir. Bu esnada da Türk Silahlı Kuvvetleri adaya müdahale edecek Türk bulunmayacağı için de bir ölçüde müdahale hakkını ortadan kaldırabilecek gibi bir vahşi düşünce tarzına şamil kılmışlardır. Hiç unutmuyoruz 5 Ağustos ile 8 Ağustos arasında muazzam bir çatışma başlar. Bu çatışmayı kontrol edebilmek ve sevk edebilmek için Nisan ayından itibaren adaya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir mensubu olan Albay Rıza Vuruşkan olarak eski bayraktar tekrar çıkar. Tamamen gönüllü esasıyla birlikte direnişi desteklemek için Rauf Reif Denktaş da o dönemde Türkiye'de Rum hükümetinin adayı almamasından dolayı
gizli yollardan, o da çıkar ve mukavemet, o da katılır. Muazzam bir direniş harekatı başlar. Rumların saldırılarıyla az önce ifade ettiğim Mansura, Selçuklu, Boğaz'da ve Alepesi köylerinden Türkler yavaş yavaş sistematik olarak geri çekilir ve Erenköy mıntıkasında kapanırlar. Bu Erenköy mıntıkası aşağı yukarı 17 kilometre karelik bir alan. Takriben burada çevreden gelen köylülerle birlikte, ki buna 200-300 kişilik bir köylü nüfustur, 563 üniversite öğrencisidir. Eldeki silahlarla birlikte cephe savaşı verilir. 3 gün savaşılır fakat cephane bitmek üzeredir ve artık yavaş yavaş 18 şehit vererek Erenköy'e kadar çekilir. Bu esnada Rauf Gayet Denktaş ve Rıza Vuruşkan Ankara hükümetine tebligat çekerler ve derler ki biz ancak sabaha kadar direncimiz yapabiliriz çünkü silahımız, mühimmatımız bitiyor. Bize acilen destek göndermeniz lazım. Eğer gönderemezseniz bu belli bir dava itibariyle Türkiye'nin mutlaka haklı gerekçesi vardır, hakkımızı helal edin der ve savaş o an itibariyle sükun durumdan daha şiddetli bir duruma aktarılır. Sabah tekrar savaş Rumlar tarafından saldırılır. Fakat bu esnada 16-15'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iki uçağı alana intisap eder. Türk büyük bir sevinç uyanır Türk halkında. Lakin Rumlarda da bir tereddüt uyanır. Fakat hiçbir bomba atmayıncalar tekrar Rumlar saldırı daha şiddetli bir şekilde saat 15 düzeltiyorum 17:35 saatinde 64 uçak pilosuyla birlikte bu bölgelere askeri müdahalelerle müdahale edilir ve bu müdahale değerli arkadaşlar büyük bir önem taşıyor çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri Garanti Anlaşması'nın 4. maddesine istinaden ilk defa silahlı müdahale yaptığı bir durumdur. İkinci müdahale 1974'tür adaya hukuku inşa etmek için çıkacaktır. Ve bu süreç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar gidecektir. İşte bu esnada Cengiz Topel, Allah rahmet eylesin, 8 Ağustos günü denizden özellikle askeri Yunan hücum botunun yapmış olduğu yayılım atış çerçevesini onu bir ölçüde eliminize etmek açısından yaptığı taarruzi bir dalışta yara alır. Bir Rum Milli Muhafız Ordusu'nun uçak savar mermisiyle. Kendisi ölmez. Şehit düşmemiştir. Yaralıdır ama hayatta kalabilecek boyuttadır. Uçağa düşeceği sırada T-10 düzeltiyorum. T-100 uçağı filo komutanıdır. Cengiz bugünkü Cengizköy diyebileceğimiz yere iniş yapar. Çok büyük bir şanssızlıktır. Türk köyüne inmiş olsa kurtulacaktır. Rum köyüne iner ve orada tutuklanır. 9'unda şehit olduğu tahmin edilir. Çünkü ölümcül bir yarası yoktur. Fakat belli ki işkence görmüş. Hem arkadan hem üstten yapılan belirli yaylım atışına tabi tutulmuş. Otopsi raporlarını okuyan biri olarak söylüyorum. Yüzünde, şakak kemiklerinde, çene kemiğinde, kaburgasının 8, 6 ve 7. loblarının üstünde büyük bir travma tespit edilmiş. Otopsi yapılmış ve 12'sinde Türk tarafına teslim edilmiş. O da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Türkiye'nin baskısı sonucunda oldu. Türk tarafında da otopsi yapıldı ve Türkiye'ye büyük bir törenle 14'ünde nakşedildi ve Edirne Kapı Şehitliği'nde büyük bir törenle defnedildi vatan toprağına. Bu esnada hem Türkiye'de hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bugün dahi anılan birçok mahalleye, köye, sokağa ismi verilmiştir. Okullara, hastanelere ismi verilmiştir. Hatta o dönemin erkek çocuklarına Cengiz veya Topel ismi de verildiği vakadır. Ve o yüzden de gerek hastane, gerek okul, lise itibariyle bugün dahi ismi yaşatılan cennetli mekan olsun bir subayımızdı. 30 yaşında rahmete kavuşmuştu. Değerli bir subaydı. Cengiz Topel'in bir diğer ehemmiyeti ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava unsurunun ilk şehididir. 64 yılının 8 Ağustos'unda rahmetli Rahman'a kavuşabilecek süreci yaşandı. 9'unda da takriben şehit olduğu, 14 Ağustos'da defnedildiği bir durum hasıl olmuştu. O yüzden bizim için Cengiz Topel Erenköy direnişi son derece önemlidir. Bugün itibariyle Erenköy direnişi Cengiz Topel'le hem hali olmuş durumdadır, hem özgürlük düzeltiyorum, hem direniş bayramı olarak kutlanmakta, hem de şehitlerimiz anılmaktadır. Bu direniş bayramı Erenköy'le ateşlenmiştir.
74 Özgürlük Bayramı'yla bütünleşmiştir. 15 Kasım 1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte bu iki durum bağımsızlıkla taçlandırılmıştır. O yüzden direniş, özgürlük ve bağımsızlık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkının bir ölçüde kendi bünyesinde, karakterinde observe ettiği, bütünleştiği bir değer olduğu söylenebilir. Bir soru daha sormak istiyorum. Türkiye'nin başlattığı hava operasyonları ile Türk Mukavemet Teşkilatı bunları bozguna uğrattı. Türkiye yardıma gelmeseydi Kıbrıs Türklerinin aylardır süren şanlı Erenköy direnişi nasıl sonuçlanırdı? Bu tabii bir ölçüde informatif bir soru. Yani biz var olanlar üzerinden konuşuruz. Olmayanlar üzerine çok konuşmayı tercih etmem. Çünkü spekülasyon olur. Ben bir bilim insanıyım ama bir Kıbrıs Türk vatandaşı olmak vesilesiyle de elbette ki bu işin sonu bellidir. Muhtemeldir ki katliamla sonuçlanabilirdi. Fakat o zaman da Türkiye bir ölçüde bu bölgedeki direnişi hiçe saymak, Türk silahlı unsurlarını aktive etmemesiyle birlikte adadaki Türk unsuruna, Türk vatandaşının ve soydaşlarının destek vermemiş gibi bir durum olurdu. Bu beklenemez ve düşünülemez. Eğer Türk Mukavemet Teşkilatı kurulmamış olsaydı ne olurdu sorusuyla bu daha da derin inebilirdi. Ya da Lozan Anlaşması'nda bu nasıl olurdu? Bu gibi sorular spekülatif soru olduğu için bence çok üzerine durmamak lazım. Var olan formal değerler üzerine baktığımızda bence muazzam bir başarıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava unsuruyla TMT unsurunun birleşmesi ve Kıbrıs Türk halkının direniş ruhunu ortaya koyması son derece önemlidir ve bunu vurgulamak önemlidir. Örneğin çevre köylerinden gelen Türk kadınları, çoluk çocuk Erenköy'e sığındıklarında bu vatandaşların yok olmaması, ölmemesi ya da Rumlara esir düşmemesi için TMT mensupları dağların içini oyarak, mahzenler açarak orada vatandaşlarımızı bir ölçüde korunaklı bir mevkiye aldılar. Ama işin güzel tarafı, BM Barış Gücü Kuvveti, sivil unsurların, çocuk ve yaşlıların ve kadınların bölgeden alınıp güvenli bir yere nakşedilmek teklifinde bulunduklarında Türk kadınları ve Türk çocukları, özellikle anneler ve yaşlı nineler, biz kocalarımızla, çocuklarımızla birlikte kalacağız ve gerekirse öleceğiz. Ayrılmayı reddettiler ama Rumları da esir düşmemek bağlamında bir ölçüde giriş kapılarına dinamit yerleştirdiler. Yani o yüzden Türkiye yapmasaydı niye diye düşünmeyin. Çünkü hepsinin zihninde Türkiye müdahale edecek. Türkiye müdahale edene kadar biz direniş göstereceğiz. Etmezse de vatan soğuklu deyip şehit olacağız. Dolayısıyla bu bir Türkiye'nin de duruşudur. Aynı zamanda Türk Mukavemet Teşkilatı'nın duruşudur. Aynı zamanda Kıbrıs Türk halkıyla Türkiye'nin, Türk halkının da bir yapara bütünlük anlayışıdır. O yüzden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk halkına, Kıbrıs Türk halkı her zaman için minnet ve şükran duygularıyla bekler. Bazı durumlarda Türk Silahlı Kuvvetleri gelememiş olabilir. Nitekim harekatın 3. gününde gelebilmiştir ama unutmayın ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bir dünya devletidir. Uluslararası konjonktürü, hukuku da ona göre ayarlamak, ifade etmek ve dengelemek zorundadır. Her istediğiniz yapmak bu bağlamda mümkün değildir ama burada bir haklı savaş mevzubayız. Rumlar saldırıyor. Türkler nefsi müdafaa yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri adaya müdahale edildiğinde BM Anlaşması'nın 51. maddesine göre nefsi müdafaa hakkını kullanma cihetine başvuruyor. Kaldı ki bu garanti ve ittifak anlaşmalarının imzalanan 3 garantör devletten biri olarak silahlı müdahale bulunma hakkı vardı ve müdahale de etmiştir. Bu müdahale sonucunda genel itibariyle 53 Rum kişi öldü. Aşağı yukarı 200 kişi yaralandı. Bizden de Rumların saldırması sonucunda 18 mücahit. Bunlar genç çocuklar ve özellikle bir İngiliz ajansının yazmış olduğu lafı çok güzel, çok önemsiyorum. Diyor ki bu bir çatışma değil. Bu Rum askerlerinin, Rum EOKA teröristlerinin üniversite öğrencilerine yaptığı katliamdır diyor. Ve bu doğru bir yaklaşım. O yüzden Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri müdahale etmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Yaptığı müdahale gereklidir. Yaptığı müdahale hukukidir ve haklıdır. Hepsinin önemlisi bunun üzerine durmakta fayda var. Türkiye yapılan hava operasyonunda tarihinde ilk kez bir savaş pilotunu şehit verdi. Türkiye'nin ilk hava harp şehidi pilot yüzbaşı Cengiz Topel nasıl şehit düşmüştür?
Buna değinmiştiniz. Toparlayacak olursak neler eklemek istersiniz? Şunu eklemek isterim. Cengiz Topel'in ruhu bir ölçüde örselenmediğine bugün dahi inanıyorum. O bir şanlı Türk askeri, aynı zamanda muazzam bir şehit olarak da görüyoruz. Önemli olan o ruhu şu an Kıbrıs Türk gençliğine, Türkiye'deki Türk gençliğine nakşetmek. Bir ülke toprağı, vatan toprağı hakikaten zor konu korunan bir şeydir. Bunun yüzden elbette ki gerektiğinde savaşılabilir, elbette ki mücadele edilebilir ama iktisaden, siyaseten, hukuken, demokrasi olarak da ne kadar çok gelişirse müdafaa toprağını o kadar daha çok müdafaa etme hakkı doğabilir ve bu hak genel itibariyle şehitlerin vermiş olduğu bize toleranslı ömürden geçiyor. O yüzden Erenköy'ü ben daha çok Çanakkale'deki müdafaa hukukuna benzetiyorum bir ölçüde. Çanakkale'deki gidenler de bir ölçüde vatan toprağını korumak için gitmişti. Buradaki giden Kıbrıslı Türkler de vatan toprağını korumak için gitmişti. Fakat ben Erenköy'ü aynı zamanda Sakarya Meydan Muharebesi'ne de benzetiyorum. Analoji açısından. Sakarya Meydan Muharebesi'nin ki bunun diğer adı Subaylar Savaşı'dır. Türkiye'deki en elitist okumuş harp okulu öğrencileri burada hepsi şehit düşmüşlerdi. Ve genellikle bunlar TMI'nde yüzbaşı binbaşı arasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu aklını oluşturabilecek zat-ı muhteremler orada şehit düşmüşlerdir. 74 Barış Harekatı'ndan önce Erenköy'de 1964'te bu giden öğrenciler de Sakarya'daki gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği olan çocuklardır. Hukukçu olacak, doktor olacak. Bunların bir tanesi benim de akrabamdır ve şehit düşenlerdendir. Oldukça iyi bir dişçi olacağı veya edebiyatçı olacağı söylenebilir. Çünkü şair okuyordu. O da şehit düşmüş bir mukavemetçidir. Dolayısıyla hem Sakarya hem de Çanakkale ruhunu orada görmek mümkündür. Ama hepsinin önemlisi direniş, az önce ifade ettiğim 74'teki özgürlük ve beraberinde bağımsızlığı ikame edebilecek nesli üretmek ve bundan beslenmek zorundayız. İkbal ve istikbal bundan geçiyor. O yüzden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs'ı Türklerin kurduğu, özellikle Batı Türklüğünün en güneydeki devlet olarak ebedi müddet yaşaması dileklerimle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kıymetli bilgileriniz için ve katılımınız için çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum fırsatı verdiğiniz için.